Evet mantarlar fungi alemi. Mantarlar ökaryottur. Genellikle çok hücrelidir mantarlar. Mantarların tabii ki de bir hücre duvarı vardır. Glikojen ve yağdır depo maddesi. Bunun dışında mantarların heterotrop olduğunu zaten biliyorsunuz. Yani kendi besinlerini kendileri üretemezler. Hazırcılardır. Bu yüzden saprofit ve parazit olmak üzere iki kısma ayrılır. Sporla çoğalırlar. Evet değişik bir bilgi. Mantarlar sporla çoğalırlar. Eşeyli ve eşeysiz üreme görülür. Aktif hareket edemezler. Siz zaten bir mantarları böyle ağacın çevresinde böyle her zaman sabit olarak görürsünüz. Kesinlikle hareket edemezler. Aktif hareket edemezler yalnız bunu belirtmek istiyoruz. Miselyum denilen hif ipliksi kümeleri vardır. Kullanım alanları çoktur. İlaç, biraz harap şeklinde. Evet şimdi gelelim önemli mantar çeşitlerine. Bunlar Tabii binlerce mantar çeşidi var. En önemlileri küf mantarları. Peynir, ekmek küfü, penisilin antibiyotiği elde edilir. Maya mantarı, bira mayası ekmek yapımında. Şapkalı mantar, kültür mantarları şeklinde isimlendirilebilir. Besin olarak parazit mantarlar hastalık yapar. Saçkınan pamukçuk şeklinde isimlendirilebiliriz bunları.